Tolga abi. Fatih'in fethettiği Ayasofya'yı ziyaret ettim. Cami ibadet, tam ibadete açılan Ayasofya Camisi'ni, Atatürk'ümüzün özgürleştirdiği Ayasofya'yı ziyaret ettim. Orada mescit namazı kıldım. Bugün de Nevşehir'deyiz. Burada da Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret ettik, dua ettik. İnşallah bu bütünlüğü, yani burada bu bütün değerlerin bizim olduğunu tekrar hatırlatarak yolumuza devam ediyoruz. Sebebi ziyaretim bu. Sorunuz varsa cevaplandırırım. Sayın DP lideri Sayın Bahçeli, sizinle ilgili eve dönmeli şeklinde bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bununla ilgili neler ifade etmek istiyorsunuz? Ben şimdi aracılığınızla Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ortağıyla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen ortağıyla ilgilensin. Birincisi bu. Var ol, ama var diğer ol. Taraftan diğer taraftan siyasi magazin konularında konuşmayı ve siyasetçilerin ita amiri pozisyonunda parmak sallamayı siyasi nezaketle hiç uygun görmediğimi, bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Birincisi bu. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir. Ama Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız bir dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken milletin sesini duymak yerine, o sese bir cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı, hiç hoş olmadığını ifade etmek isterim. Ama bir kez daha söyleyeyim. Sayın Erdoğan, lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın. Yeterli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir, milletin sesidir. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.